Star Wars ilk yaratıldığı günden beri filmleri, dizileri, kitapları ve çizgi romanlarıyla çok büyük kitlelere ulaşıyor. Ve onlara uzayın derinliklerinde maceralar yaşama fırsatı sunuyor. Fakat seyircileri ve fanları çok da mutlu edemediği anlar oluyor. Tıpkı son üçlemede olduğu gibi. Uf, çok çok kötüydü ya. Bugün geçmişten günümüze yayınlanan garip ve kötü Star Wars çizgi romanlarına göz atacağız. Son üçleme ve yeni filmlerle beraber Star Wars filmlerinin ismi altında çizgi romanlar yayınlanmaya başladı. Okuyucuların umudu filmler hakkında daha geniş ve kaliteli bilgilere ulaşmaktı. Bu yüzden çizgi romanlar için heyecanla beklediler. Fakat çoğu kişi için ellerindeki şey hayal kırıklığıydı. Çünkü bunlar sadece filmlerin yeniden çizilmiş halleriydi. Yani ek olarak herhangi bir bilgi vesaire bulundurmuyorlardı. Hazır olun. Bu bayağı saçma bir hikaye. Neyse anlatayım. Biliyorsunuz ki Boba Fett bir sarlak çukuruna düşüyordu ve bir şekilde zırhı sayesinde kurtuluyordu. 77 yılında yayınlanan bir hikayede çukurdan çıktıktan sonra Jabalar tarafından droid zannediliyor ve esir alınıyor. Sonra Jabalar onu araçlarına bindiriyorlar. Yolda giderlerken Han Solo ile bir karşılaşmanın sonucunda bir daha sarlak çukuruna düşüyorlar ve Boba ölüyor. Yani neden adamı çıkarttınız, niye bir daha soktunuz çukura? Neyse. Force Awakens'ı sever misiniz bilmem. Benim çok büyük umutlarla gidip bayağı umutsuz ayrıldığım bir filmdi. Çocuklar bağırıyordu, ağlıyordu salonda falan. Bayağı kötü bir deneyimdi yani. Neyse filmi izlerken fark etmişsinizdir. Bizim ünlü droidimiz C-3PO'nun kolu kırmızıydı. İnanın hiç merak etmemiştim niye kırmızı ama Star Wars böyle düşünmemiş ve bu kolun hikayesini anlatıldığı tek sayılık bir hikaye yayınlamış. C-3PO ve bir grup droid isyan için istihbarat bulmak adına tehlikeli bir gezegende seyahat ediyorlar. Çizgi romanın yarısında zaten çölde yürürlerken C-3PO bir şeyler anlatıyor. Daha sonra gezegendeki canavarlarla karşılaşıyorlar ve tek bir droid haricinde yanındaki bütün droidler öldürülüyor. Bizimkinin de kolu orada kopuyor. İki droid zar zor canlarını kurtarıyorlar ve çölde yürürlerken asit yağmuru başlıyor. Hemen bir sığınak buluyorlar fakat sığınağın fazla dayanmayacağını anlayan ve C-3PO'nun hayatını kurtaran droid gemiye sinyal göndermek için hayatını feda ediyor. Ve bu şekilde bir daha C-3PO'yu kurtarmış oluyor. Hatta kendini asitlere bırakmadan önce de ben arkadaşlığı seçiyorum diyor. Aslında kötü ve saçma bir hikaye değil ama yani bilmesek de olurdu. Sıradaki hikaye Chewbacca ile ilgili. Genelde yardımcı bir karakter olarak gördüğümüz Chewbacca sonunda kendi serisine kavuşuyor. Ama bir sıkıntı var. Yazarlar Chewbacca'nın dilini çevirmemeye karar veriyorlar. Bu yüzden de okuyucu onun duygularını anlamakta zorlanıyor. Hatta zaten hikayede de tam olarak merkezde değil, yine bir yan karakter gibi anlatılıyor. Bu yüzden de zaten kimse tarafından sevilmiyor. Yani Chewbacca'yı seviyorum ama neden böyle bir şey okumak isteyeyim ki? Sıradaki hikaye Star Wars Tales serisinden. Star Wars evreninde orijinal film içeriğini genişleten kısa öyküler anlatılıyordu. Çoğu kısa öyküde de olduğu gibi bazıları hayranlar arasında yankı bulurken bazıları bulamadı. Bu hikayelerden biri de Jedi droid Skippy hakkındaydı. A New Hope'un başlangıcındaki droidimiz güce duyarlıymış. Skippy'nin bu yetenekleri sayesinde de bir vizyonu var. Luke'un üvey babası Owen R2-D2'yu satın almazsa isyan başarısız olacaktı. Skippy de bu güçleri sayesinde bu durumu seziyor ve R2'nun satın alınmasını sağlamak için kendi makinesini sabote ediyor. Hayranlar droidlerin gücü kullanabileceği fikrini tam olarak kabul etmedi. Bu yüzden de hikaye çok ciddiye alınmadı. Yani garip zaten nasıl oldu ki? Orijinal Star Wars çizgi roman serisi genellikle iyi kabul görüyor ama bazı önemli istisnalar var. Sayı 48 tüm zamanların en kötü ve saçma Star Wars çizgi romanı olarak kabul ediliyor. Çizgi romanda Leia ve Maliye Bakanı isyana kredi sağlamak için bankacılık gezegenine gidiyorlar. Işın kılıcı kullanımı ve gücün o düşünceli konuşmalarını bekleyen çizgi roman okurları uzay bankacılığı hakkında bir çizgi romanla karşılaştıklarında da yani anlaşılır bir şekilde hayal kırıklığına uğruyorlar. Evet garip garip saçma sapan Star Wars hikayelerine göz attık. Eklemek istediğiniz bir hikaye varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.